hiç güvenmiyorum anne. Burada bana yardım eden bir tek oldu. Nari'nin abisi Baran'ın dayısı sonuçta. Bence de uzak duralım. Fırat iyi bir insan. Sakın adama ters davranmayın. Buyurun bakalım. Teşekkür ederiz. Ben bir tuvaletinizi kullanabilir miyim? Tabii, içeride solda. Kolunuz nasıl? Fena değil, biraz sızlıyor. Olanlara çok üzüldüm. Vurup öldürmelerini tercih ederdiniz herhalde, değil mi? Ada, ne konuşmuştuk seninle? Rüzgar'cığım, var yarısını iç lütfen. Sizin bildiğiniz bir emlakçı var mı buralarda? Var tabii. O zaman siz tarif etseniz, ben de gitsem. Ben Hasan'ı bir arayayım, o size yardımcı olur. Alo Hasan, dükkanda mısın? Ya bizim bir ahbabımız var da, onun arsa işi var, sana gönderecektim. Hemen şimdi gelsin mi? Sağ ol, eyvallah. Sizi bekliyor şimdi. Tamam. Adacığım, sen biraz Rüzgar'la ilgilen. Ben de geliyorum anne. Hayır Ada, gelmiyorsun. Burada kalmak istemiyorum, geliyorum. Çok inatçı, deli ediyor beni. Olsun, yol arkadaşı olur size. Tavşanını kaybetti, onu üzülüyor. Ben ilgilenirim, merak etmeyin. Anne, hadi ya. Anne. Seninle bir şey konuşmam lazım. Sonra konuşuruz Mayacığım. Anne, çok önemli. Mayacığım, sonra konuşuruz, işim var. Nereye gidiyorlar? Emlakçıya gidiyorlar da ben yol tarif edecektim. Çay içer misin Maya? Seni Sedef'le tanıştırayım. Sedef. Ben geliyorum şimdi. Rüzgar'cığım, buradan bir yere ayrılma, tamam mı? Narin. Abi, sen o kadına nasıl yardım edersin? Yapma şunu, yüreğimi dağlama demedin mi? Güzel kardeşim. Kardeşim deme bana. O kadının ne suçu var? Kendal haksızlık etmeseydi bunlar olmayacaktı. Arsasını satıp çoktan gitmişti buradan. Hala bana onu mu savunuyorsun? Ben doğrudan yana olmasaydım senin abin olabilir miyim Narin? Doğru benden yana olmandı. Sen o kadına sahip çıkıyorsun. O kadın dediğin kim Narin? Murat'ın karısı, o da senin gibi. Hayır değil. Murat'ın karısı benim. O benim üstüme geldi. Kocamı çaldı. Hayatımı çaldı benim. Oğlumun boynunu bükük bıraktı. Güzel bacım. Yaklaşma. Hayatta tek kalan yakının bendim. Karını kaybettin, kızını kaybettin. Şimdi de beni kaybettin. Benim abim değilsin artık. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Narin! Murat'ın karısı, o da senin gibi. Hayır değil.
Murat'ın karısı benim. O benim üstüme geldi, kocamı çaldı. Hayatımı çaldı benim. Oğlumun boynunu bükük bıraktı. Ablan nerede? Yalancı! Yalancı! Nefret ediyorum senden! Hepimizi kandırdın! Yalancı! Yalancı! Kandırdın bizi yalancı! Neden yaptın baba, neden? Maya. Hadi kalk gidelim eve. Hadi. Her şeyi biliyorum. Babamla kardeşinizin evli olduğunu biliyorum. Odada duyup fotoğraflarını gördüm. Narin Hanım babamın imam nikahlı karısı değil mi? Bu yüzden nefret ediyor bizden. İyi kızdır aslında. Onu da hoş görsen iyi olur. Peki annemin bizim suçumuz ne? Kimsenin bir suçu yok ki. Bak babanla Narin yıllar evvel burada telli duvaklı büyük bir düğünle evlendiler. Başlarda çok mutluydular. Baban buraya sığmadı. Burada yapamayacağını anladı. Narin'i de aldı, İstanbul'a gittiler. Orada iş kurdular. Narin bu toprakların kızı. İstanbul'da yapamadı. Toydu, çok gençti. Kendisi de ayda bir, birkaç kere çıkıp gelirdi. Sonra annenle tanıştılar. Aşık oldular birbirlerine. Annene nikah kıydığı zaman Narin yıkıldı. Ama babanı o kadar çok seviyordu ki yıllarca sustu. Gölgede kalmayı tercih etti. Bütün her şeyi sineye çekti. İnanamıyorum. Kabus gibi bütün olanlar. Babam yıllarca bize yalan söylemiş. Sizce bu olanları anneme anlatmalı mıyım? Annenin yükü yeterince ağır değil mi? Bunları bilse üzülmekten başka ne faydası olacak? Nasılsa buralardan gideceksiniz. Bırak her şey bildiği gibi kalsın. Hadi kalk Rüzgar'ın yanına gidelim. Fırat abi. Baran bizim kardeşimiz mi? Hı hı. Evet. Kardeşimiz. Baba bir kardeşimiz.